Birinci kitabımız Harvard Business Review Duygusal Zeka serisi 2018 basımı. Birinci bölüm. İşte anlam bulmak. İşiniz sıkıcı olsa bile. İşiniz size anlam ifade ediyor mu? Yoksa boş mu geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar haftada 35-40 saat arası çalışıyor. Bir başka deyişle emekli olana kadar toplamda yaklaşık 80 bin saatlerini çalışarak geçiriyorlar. Belki çocukları da bu kadar çok zaman geçirmiyorlardır. Çalışmak, maaş ışığında size ne veriyor? Hayatınızda çok az soru bunun kadar önemlidir. İşiniz size boş ve angarya geliyorsa çok acıklı bir hayat sürüyorsunuz demektir. Çünkü bu durum bedenin ve ruhun enerjisini yiyip bitirir. Buna rağmen yapılan geniş katılımlı araştırmalara göre çalışanların çoğu kendini tam da böyle hissediyor. Son araştırmalardan biri insanların sadece %31'inin işine bağlılıkla yaptığını gösteriyor. Oysa çalışmak insana pek çok kişi hali hazırdaki işinde bunu yaşayamasa da birçok anlamlı deneyim de sunar. Peki bu anlamlı deneyimlerin kaynağı nedir? Örgütsel davranış ve psikoloji literatüründen yararlanarak bir liste oluşturduk. İşte anlam bulma konusunda birçok değeri ortaya atılmış. Bunlar arasında ihtiyacı, motivasyonu, statüyü, gücü ve çevreyi temel olan teorileri sayabiliriz. İşte anlam dediğimizde neyi kastediyoruz? İşte anlam, kişinin yaptığı işte anlamlı, değerli bir deneyim yaşamasını ifade eder. Bunun anlamlı iş ile aynı şey olmadığını belirtelim. Anlamlı iş, doğrudan doğruya kişinin yaptığı işin kendisini tanımlar. İş, başka başka anlamlı deneyimlerin de yaşanabildiği sosyal bir arenadır. Listemize geçmeden önce şu noktaları hatırlatmakta yarar görüyoruz. Herkesin aradığı anlam farklıdır. Farklı iş yerlerinde farklı anlamlar bulunur. Amaç: kendiniz dışındakilere de katkı sunmak. Kiva adlı sivil toplum kuruluşundaki insanlar yoksullara mikro kredi sağlıyor. Kredi alanlar küçük bir iş kurup kazandıkları parayla hayatlarını güzelleştiriyor. Kiva'da çalışanların ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi büyük bir amacı var. Başkalarına sundukları katkıyla kendi hayatlarına da anlam katıyorlar. Fakat çoğu işte böyle büyük amaçlar yoktur. İş ya çok sıradandır ya da şirketin aksini iddia etse bile sosyal bir misyonu yoktur. Umeyr gibi iş yeri kültürü üzerine çalışan iktisat araştırmacıları hamburger, meşrubat ya da kıyafet satmaya odaklı bir işte böyle yüksek bir amaç bulunmadığını söylüyor. Bu açıdan baktığımızda Coca-Cola'nın içten mutluluk sloganının aslında hiçbir anlam taşımadığını söyleyebiliriz. Ama Teresa Amabile ve Steve Kramer gibi bazı araştırmacılara göre ise pek çok işe bir miktarda olsa anlam katmak mümkündür. 9. bölümde işi daha anlamlı kılmanın yöntemini bulabilirsiniz. Sosyal sorumluluk faaliyetlerine gerçekten önem veren şirketler bunu başarıyor. Örneğin 25 milyar dolar değerindeki Danone yaptığı işi sağlıklı gıdalar sunmak şeklinde tanımlıyor. Bu nedenle bisküvi işinden çıktılar. Burada önemli olan çalışanların yaptıkları işle insanlara olumlu bir katkı sunduklarını düşünmesidir. Böyle düşünürlerse yaptıkları işi anlamlı bulurlar. Kendini gerçekleştirme, öğrenme. Birçok MBA mezunu değerli beceriler edinebilmek için mezun olur olmaz McKinsey, BCG gibi danışmanlık şirketlerinin kapısını çalar. General Electric, genel müdür okulu gibidir. Pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen de soluğu Procter & Gamble firmasında alır. İş, insanı yeni bir şeyler öğrenme, ufkunu ve öz farkındalığını geliştirme şansı verir. Bu tür bir kişisel gelişim de anlamlıdır. Başarı. İş, aynı zamanda bir şeyler başarabileceğiniz, takdir göreceğiniz bir yerdir. Bu da kendinizi daha mutlu, değerli ve özgüvenli hissetmenizi sağlar. Zero Dreams of Sushi adlı belgeselde Japonya'nın en büyük sushi şefinin Jiro'nun hayatını mükemmel sushi yapmaya nasıl adadığı anlatılıyor. Financial Times gazetesinden Lucy Callaway gibi eleştirmenler böyle bir işte sosyal bir misyon olmadığını iddia ediyorsa da ana karakterin mükemmellik arayışı, her gün bir öncekinden daha iyi sushi yapma çabası onun hayatına büyük bir anlam katıyor. Sushi yapmak Hiro'ya güçlü bir tatmin duygusu veriyor. İtibar, statü. Sosyal yaşamda çok duyduğumuz soruların başında "Nerede çalışıyorsunuz?" gelir. Kısaca söylenen Harvard Tıp Fakültesi'nde doktorum cevabı statüyü ortaya salıverir. Bazıları için o an gece tutulan bütün o bezdirici nöbetleri unutturur.
Yüksek statülü kurumsal şirketlerde çalışanlar saygı ve takdir görür. Önemsendiklerini hissederler. Bu da yaptıkları işi anlamlı ve değerli bulmalarını sağlar. Güç. Paul Lawrence ve Nitin Lohria, Driven isimli kitaplarında güce önem veren insanlar için iş yerinin gücü elde etme ve kullanma fırsatı sunan bir ortam olduğunu yazıyor. Siz de o insanlardan biriyseniz, işinizi size güç elde etme ve kullanma fırsatı sunduğu için anlamlı ve değerli buluyor olabilirsiniz.